Herkese merhabalar, Tonguç Akademide mitoz bölünme anlatıyoruz. Hücre Hütoz, patoz, aramis ve d'artan yanı. Hayır, Hayır evladım, mitoz arkadaş. bölünme, hücre bölünmelerinin bir çeşidi. Neler vardı? İki çeşit vardı. Mitoz ve mayoz. Şimdi bir mitozu yapıyoruz. Anlatık mı? Mayoz eşeysiz, mitoz eşeyliydi. Ona geliyoruz şimdi bak. Pardon, ee, şimdi tam tersi miydi? Evladım onu daha bilmiyorsun da. Bak, mitoz nedir biliyor musun? Hücrenin çok zor bir şey, ikiye bölünmesi. Niye Vay. böyle yazdıysam tam o da... Öyle. Hücrenin ikiye bölünmesi. Efendim, hücre bak bir tane hücre. Çat diye iki tane yeni hücre oluşturuyorsa buna mitoz diyoruz. Yani. Kolaymış hocam. Heh, kim yapar peki? Evet. Türk hücreler. Tüm hücreler. Yani tüm ne türkü. Allah Allah. Tüm hücreler yapıyor evladım. Mitoz bölünmeyi sen de yapıyorsun. Şu anda mesela oluyor biliyor musun? Vücudumda şu anda bölünme. Aynen mitoz bölünme şey. oluyor şu anda. Ama ben hiç hissetmiyorum hocam. Hissedemezsin tabii evladım. Hissedecek bir şey değil. Bak mesela benim şurayı mesela şu anda... Ee, nasıl söyleyeyim sana? Derim sürekli değişiyor. Mesela 6 ay sonraki organlarım şu anki organlarım değil, biliyor musun benim? Vay be. Onlar yenileniyor. Aynı şekilde derim de aynı şekilde. O eski organlar nereye gidiyor hocam? Derimin üstü mesela bir ayda bir yenileniyor diye düşün. Hatta buraya dokunduğum zaman niye parmak izi kalıyor? Niye? Çünkü buraya deri kalıyor, ölü deriler kalıyor. Sürekli yenileri geliyor. Mesela bak bu cama dokundum ya. Bir parmak izi bıraktım tamam burada. Bu aslında ölü derilerim. Dolayısıyla derilerim sürekli ölüp o dışarıdaki ölü deri tabakasını oluşturuyorlar. Ve hücreler her dakika bölünüyor. Mesela buradaki terliksel hayvan ne yapmış? İkiye bölünmüş. İki tane yeni terliksel hayvan. Peki neden mitoz bölünme yapar ki canlıyor canlılar? Söyle bakalım. Çünkü hocam e, büyümek için. Heh olabilir. Süper. Mesela sen e, çok hücreli bir canlısın değil mi evladım? Teşekkür ederim. Bak o zaman senin mitoz bölünme yapmanın sebebi şu. Üreme, büyüme onarım übo kuralı hatırlıyor musun? Küçük übo. übo kuralına göre üreme yapabilirsin, büyüme yapabilirsin, onarım yapabilirsin. Çok hücreli canlı. Ama tek hücreli bir canlı için, bu tek hücreli canlı değil yanlış çizmişiz. Tek hücreli canlı ne olabilir? Amip olabilir. Amip için mitoz bölünme yapmanın temel sebebi üremedir evladım. Çünkü amip bölünmeyle şey yapamaz, büyüyemez veya onarım yapamaz direkt tek hücrelerle sadece üreme için oluyor. Bunu unutmayacağız. Sınavda soruluyor. Kaç hücre oluşuyor peki evladım? Mitoz bölünmede? Sekiz. Evladım söyledik ya bak bir hücre bölündü bölündü hop. İki hücre pardon. İki yeni hücre oluşur. İki yavru hücre oluşur. Buna ne diyoruz? Ana hücre diyoruz. Buna ise yavrular. Yavru hücreler diyoruz. Hey yavrular yavrular yuvada kuştur yavrular. Ellerin derdi biter. Benim hücrem yavrular. Vay vay vay. Nasıl yaptın evladım bir anda? Hocam kalbe geldi. <laughs> Şimdi mitoz bölünmede yeni hücreler aynı mı farklı mı peki? Oluşan bu iki tane yavru hücre. Farklı. Birbirinin aynısının tıpkısı. Hatta anneleri de aynılar. Aa. Bütün hücreler aynı oluyor. Aynı hücreler oluşur evladım. Bak anne de aynı olur. Yavrular da aynı olur. Herkes birbiri Çünkü mitoz bölünmede e, çeşitlilik yoktur evladım. O zaman buraya yazıyorum bak çok önemli sınavlarda çıkıyor çeşitlilik yok diyoruz mitoz bölünme için. Mitozun aşamalarına bakalım. İlk başta hücremizde ne alemde biliyor musun? Şöyle şöyle içinde kromatin ipliklerin olduğu çekirdek bir ara, çekirdek dışarıda. Burası çekirdek diyelim. Ondan sonra kromatin iplikler de burada. Sonrasında ne oluşuyor biraz? DNA işleniyor. Kromozomlar oluşuyor. Sentrozom kutuplara gidiyor ve çekirdek zarı eriyor. Yani şurada sentrozom vardı. Hatta bunu farklı bir renkle çizelim. Bu sentrozom böyle böyle bir zımbırtı. Tabi hayvan hücrelerinde var sadece bu. Sonra sentrozomlar kutuplara gidiyor. Kut yani kutuplar dediğim şey sağ ve sola dağılıyor. Sonra çekirdek zarı eridi ya. Çekirdek zarı eridi ve kromozomlar oluştu evladım. Kromozomlar oluştu. tamam. Sonrasında iyi iplikleri oluşuyor evladım. İyi iplikleri çıkıyor sentrozomlardan. Sonra iyi iplikleri oluşuyor ve kromozomlara bağlanıyor. Bak, sentrozomlar bunlardı ya. Sentriol diyoruz bunlara. Bunlar nereye bağlanıyor bağlanıyorlar? Ekvatorda. Kromozomlara bağlanıyor. Tamam, kromozomlar ortadan bağlanmış. Şuralarından bağlanırlar. Ondan sonra kromozomlar ekvatora diziliyorlar evladım. Nasıl oluyor ekvator dizilmeleri? Şimdi bu böyleydi ya hani. Böyle iyi dikeni çıkarmışlardı. Kromozomlar böyle ortaya geçiyorlar. Tam aynı düzlemde hani böyle sırayla şu düzlemde diziliyorlar. Dizildikten sonra kromozomlar ortadan iki yerliyor. İşte dananın kuyruğunun koptuğu yere geldik. En önemli kısım burası. Dananın kuyruğu burada kopuyor mu evladım? Koptu hocam. Koptu. Kromozomun bir parçası buraya, bir parçası buraya geldi. Bir parçası buraya, bir parçası buraya geldi mi? Geldi hocam. Sonra bak kromozomda çok önemli bir özellik vardı. Bir kromozomu düşündüğümüz zaman sol parçasıyla sağ parçası birbirleriyle aynıydı Tonguç. Hatta bunlar ne diyorduk? Kardeş kromatit diyorduk. Kardeşlerdi bunlar. Dolayısıyla bunlar birbirle aynı olduğu için bu hücreye giden ne? Bu hücreye giden aynı olmayacak mı? Aynı olacak. Hocam. Bak, yani şu taraftakilerle şu taraftakiler aynı olmayacak mı lazım Aynı olacak. Hocam. Hatta e, ondan sonra bunlar çekirdek zarı oluşturuyor, kendi etrafında sonra iki tane yeni hücremiz oluşuyor. Aynı kromatin iptikleri olan iki tane yeni hücremiz oluşuyor. Burayı anladın mı buraya kadar? Hocam resmen bir aşama var burada. Resmen bir film gibi değil mi? Aynen hocam. Bak bu filmde başroldeki <laughs> mucizesi. Ay <laughs> Allah. Neyse Tonguç bak. E, kromozomlar aynı oluyor bak unutma. Sağ ve sola giden kromozomlar aynı oluyor. Bu çok çıkıyor sınavlarda. Hatta e, bunu da şöyle gösterelim Tonguç. Bu kromozom farklı bir renkte olsun tamam mı? Bu kromozom farklı bir renkte olsun. Bu kromozom yine farklı bir renkte olsun. Bak bu parça da aynı, bu parça da aynı. Bak o zaman şuna düşen kromozomlarla baksana şu parça, şu parça aynı olmadı mı arkadaşlar? Aynı. O zaman iki tane aynı hücre oluşuyor. Buna biz mitoz, mitoz bölümü diyoruz ve çeşitlilik yok bunda. Aman çok önemli, çok çıkar. Bak, genel özetini yapıyorum mitozun ve bütün mitozu bitiriyoruz bu sayfada. Bu sayfada her şeyin özeti var. Kromozom sayısı bir kere e, mitozda aynı kalır. Tamam mı? Kromozom sayısı diğer bir tabiriyle sınavlarda bu da soruluyor. Değişmez evladım. Yani senin 46 kromozomun varsa mitoz bölüme geçirsen kaç tane kromozom olur? E, 23. 23. E, gene 46 pardon. Evet evladım. <laughs> Kafayı mı yedin? Bak değişmez diyoruz. Önce bir 23 sonra çarpı 2 yapmayı unutma Yavru ve oh, çarpı 2 var. Direkt 46 ise kromozom sayısının yine 46 olur. Yavru ve ana hücreler Aynı özellikle. Bak her şey aynı. Bak kronun sayısı aynı. Yavru acı aynı. Kaç tane hücre yeni hücre oluşur? İki tane yeni hücre oluşur. Hangi hücrelerde gözükür? Tüm hücrelerde gözükür. Peki hangi tür üremede olur? Eşeysiz üremede olur. Bak eşeysiz üreme bizim için çok önemli. Eşeyli ve eşsiz vardı. Eşeyli de mayoz, eşeysiz de mitoz vardı. Unutmayalım. Tek hücreli canlılarda niçin kullanılır mitoz? Üremek için kullanılır çok yüce canlarda übo kuralı. Yani üreme, büyüme ve onarım için kullanılır evladım. Anlaştık mı? Anlaştık. Bütün mitosu bu sayfada özetledik. Bu sayfayı anlatın. sınavda mitos sorusunun garanti yaptın. İnşallah. Da. Ödüllü sorumuzu yap, cevaplara gönder ki Cevabını yaz yorumlara. Video bombardımanız tonguçakademi.com'da. Hocam <laughs> geçen tonguçakademi.com'a girdim. Her şey çok fazlaydı. Her şey daha detaylı ve çok güzel bir şekilde burada anlatıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutma. Yeni kanallarımız Tonguç Akademi TEOK ve Tonguç Akademi YGS-LYS'ye abone olabilirsin. Bir önceki ve bir sonraki videomuzu takip etme. Hadi bakalım.